Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayım. Bu içerikte arkadaşlar Türkiye'de en çok satan telefon modellerini sizlerle paylaşacağız. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere listemizdeki pek çok isim aslında böyle fiyat performans modeli olan cihazlar. Kalkıp da bu listede iPhone'lar, ne bileyim Note 8'ler, Note 10'lar, işte S21'ler vesaire havada uçuşsaydı zaten ülke patlar giderdi muhtemelen, ama ne yazık ki öyle değil. Gönül isterdi ki en çok satan telefon iPhone 12 Pro diyelim. Yani herkesin refah seviyesi müthiş. Herkes bu telefonu alabiliyor diyelim. Ne yazık ki öyle değil arkadaşlar. Günün sonunda baktığımızda en çok satan cihazların fiyatları ne yazık ki 4000 liranın altında. Hatta 3000 liranın altında bile diyebiliriz. Şimdi gelelim listemize arkadaşlar. Bu listede öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir sıralama yok. Yani en çok şu sattı, en çok bu sattı demeyeceğiz. Genel itibariyle pazardaki ortalama rakamları aldık. Birkaç tane böyle biliyorsunuz. Türkiye'de satan telefonları, en çok satan cihazları yayınlayan adresler var. Biz o adreslerden belli ortalamalar aldık. Çünkü her adreste farklı bir cihazın farklı bir satış süresi veriliyor. Dolayısıyla kesin şu telefon şu kadar adet satmıştır demek çok doğru olmaz. Bir de ülkemizde İnkar edemeyeceğimiz kaçak telefon gerçeği var arkadaşlar. Özellikle Xiaomi tarafındaki kaçak telefon satışları çok yüksek. Dolayısıyla biz satış listelerine baktığımızda bazı cihazların satış sayısı az gözüküyor. Fakat gerçeğe baktığımızda, yani kullanım sayısına baktığımızda, dışarı çıktığımızda, sokağa çıktığımızda öğrencilerin elinde özellikle de bu cihazların fazlaca kullanıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü adam gidiyor, iki e-mail attırıyor içerisine ve neredeyse yarı fiyatına o telefonu alarak kullanabiliyor. Dolayısıyla biz satış rakamlarına onları da dahil edeceğiz. Çünkü neden? En çok satandan ziyade biz hani en çok kullanılan telefonları size göstermek için bu videoyu hazırlıyoruz. Evet, gelelim listemizdeki isimlere arkadaşlar. Listemizdeki isimlerden bir tanesi Samsung'un geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Galaxy A51 modeli. A51 ilk çıktığında 2700 lira gibi bir fiyatı vardı ve gerçekten çok uygundu. Hatta ben Samsung'un bu telefonu bu kadar ucuza satmasına şaşırmıştım gerçekten. Fakat Samsung ne yaptı? Bu telefonu 2700 lira gibi bir fiyattan satışa sundu. Lakin telefona çok fazla ilgi olunca ne yaptı? Telefonun fiyatını biraz yükseltti ve 3300 Türk lirasına kadar çıkarttı. Fakat buna rağmen aile bir gayet başarılı bir satış çizgisine imza attı diyebiliriz. Gelelim listemizdeki bir diğer Samsung modeline arkadaşlar. Bu model ise A51'in aslında evdeki en büyük rakibi, kardeş modeli M31'di. M31'de 6000 mAh'lik bir batarya vardı ve diğer özellikleri hemen hemen A51 ile aynıydı. Bir telefonda damla çentik, bir telefonda ise delikli ekran tasarımı mevcuttu. Onun haricinde baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı aynı özelliklerle geliyordu İki cihazda. M31'in fiyatı arkadaşlar 2700 Türk lirası civarından açıldı ve kapanışı da yine 2800 falan. Yani telefonun fiyatı çok artmadı. Buna rağmen en fazla tercih edilen cihazların başında geliyordu. Şimdi Samsung'dan ne yapıyoruz? Xiaomi'ye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Xiaomi'nin en çok satan cihazları sizlerin de tahmin edebileceği üzere Redmi serisindeki modeller. Çünkü Redmi cihazları tam böyle fiyat performans kıvamında olan telefonlar. Zaten biliyorsunuz Redmi aslında Xiaomi'nin yan markalarından bir tanesi. Ülkemizde Redmi serisinin Note modelleri çok tutuyor ki geçtiğimiz yılda bu çok fazla değişmedi. Redmi Note 8 Pro ve Redmi Note 9 Pro gerçekten en çok tutan telefonların başında geliyordu. Redmi Note 8 Pro biraz daha eski olmasına rağmen geçtiğimiz yılda yine en çok satan cihazlar arasındaydı. Çünkü teknik özelliklerine vesaire baktığımızda geçtiğimiz yıl çıkan pek çok orta segment modeli yine ilerisindeydi. Fiyat olarak da onlardan daha alt seviyelerdeydi. Onun haricinde Redmi Note 9 Pro arkadaşlar geçtiğimiz yıl 3100 Türk lirası seviyesinden satışa çıkmıştı. Gerçekten 3100 Türk lirasına, yani 3000-3500 TL arasına alınabilecek en iyi telefonlar arasında yer alıyordu. Dolayısıyla pek çok kişinin tercihi de bu fiyat aralığında Redmi Note 9 Pro oldu diyebiliriz. Evet, Redmi serisinden, daha doğrusu Xiaomi'den nereye geçiyoruz? Oppo'ya. Oppo cihazları arkadaşlar Çinli üreticilere, yani ülkemizdeki diğer Çinli üreticilere göre bir tık daha fazla. Yani fiyatları bir tık daha yüksek. Fakat burada şöyle bir nüans var. Oppo'nun malzeme kalitesi diğer markalara göre bir tık daha yukarıda. O yüzden Oppo'nun bu fiyat farkı biraz daha anlaşılabilir bir şey. Yine de Oppo'da da orta segmentte uygun fiyatlı cihazlar var. Geçtiğimiz senede bu uygun fiyatlı cihazlar bir hayli güzel sattı. Örneğin arkadaşlar Reno 3 Lite gayet
başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Sonrasında gelen Renault 4 Light da gerçekten başarılı bir çizgi yakaladı. Yani bu iki modelin gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Renault 4 ve Renault 4 Pro ise ya da Renault 3 Pro ise fiyatı biraz daha yüksek olduğu için az satan cihazlar arasında. Çünkü insanlar böyle 6000 liralara 7000 liralara çıktığı zaman karşısına çıkan model yelpazesi hayli genişliyor. Dolayısıyla insanlar ya onun yerine şunu mu alsam, onun yerine bunu mu alsam derken pek çok farklı tercihte bulunabiliyorlar. O yüzden 6000 lira üzerindeki ya da 5000 lira üzerindeki telefonlara baktığımızda pastanın biraz daha fazla parçaya ayrıldığını görüyoruz. Dolayısıyla orada bir aradan sivrilip çıkma durumu olmuyor. Bu farklı bir cümle oldu. Dolayısıyla orada herhangi bir modelin sivrilip yukarıya çıkma şansı biraz daha düşük diyebiliriz. Gelelim bir diğer cihazımıza, General Mobile 20 Pro. Biliyorsunuz General Mobile bir Türk markası arkadaşlar ve geçtiğimiz dönemde General Mobile 20 Pro modelini satışa sundu. Daha öncesinde acaba General Mobile iflas mı etti, yeni telefon çıkartmayacak mı gibi söylentiler mevcuttu. Fakat yeni cihazını satışa sunarak bu söylentilere en net cevabı verdi General Mobile. Fiyatı uygundu telefonun. Gerçekten de böyle hani teknik özellikleriyle vesaire kıyasladığımızda son derece uygun fiyatlı bir cihazdı. Ve bu uygun fiyatının karşılığını da yüksek satış rakamlarıyla almayı başardı diyebiliriz. Bunun haricinde ülkemizde yeni yeni faaliyet göstermeye başlayan Realme'nin de satış rakamlarında oldukça iyi olduğunu gördük. Özellikle Realme 7 serisi gerçekten Türkiye'de hayli tuttu. Neden? Çünkü Realme'nin cihazları gerçekten ucuz arkadaşlar. Geçtiğimiz yılın rakamlarına baktığımızda Realme 6i'nin biraz daha böyle diğer rakiplerine oranla başarılı olduğunu görüyoruz. Realme 6i ülkemizde 1700 Türk lirasından satışa çıktı arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl Mart ayında bu telefon 1700 Türk lirasından raflardaki yerini almıştı. Tabii sonra yıl içerisinde telefonun fiyatı kurlar, pandemiler vesaire gibi etkenlerden ötürü 2700 lira kadar çıktı. Fakat şu anda da yine 2500 Türk lirası civarına ya da altına alınabilecek en iyi cihazlar arasında gösterebiliriz bu telefonu. Evet, bu videomuzda geçtiğimiz yıl en çok satan, en çok beğenilen, en çok kullanılan telefonlara değinmeye çalıştık arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu telefonların çok fazla tercih edilmesindeki temel neden aslında fiyat performans ürünleri olması. Eğer ülkemizdeki refah seviyesi çok fazla yüksek olsaydı, yani telefonlara biz ufak bir servet ödemek yerine asgari ücretin 4-5-6 katını ödemek yerine mantıklı fiyat aralıklarına satın alabiliyor olsaydık karşımıza çok daha farklı bir tablo çıkabilirdi. Ne bileyim, şunu diyebilirdik, işte en çok satan iPhone 12 Pro salladım ya da ondan sonra en çok satan Galaxy S20 Ultra gibi söylemlerde bulunabilirdik. Fakat ne yazık ki her şey ortada. Dolayısıyla o yüzden de böyle düşük seviyede, daha doğrusu fiyat performans oranında daha fazla şeyler vaat eden telefonlar listede üst basamaklarda yer alıyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda yine farklı bir içerikle karşınızda olma ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.